Bizim istediğimiz şey A noktasından, şu boşaltılıyor A noktasından. Ve her bir düğümle şu kırmızı düğüm noktasında ikiye ayrılıyor su. B noktasına kaçta kaça gelir diye soruyor. Bir kere bizim suyumuz B noktasına gelecekse şu an yeşile boyadığım borular üzerinden gelmeli. Eğer biz suyumuz herhangi bir su bu yeşil alan içerisinde değilse, yeşile boyadığım bölümde değilse B noktasına ulaşma şansı yok. Mesela suyumuz şu şekilde çıktı, böyle dolandı, şuraya B noktasına gelebilir. Ama buradan sağa doğru gittiyse artık B'ye ulaşma şansı yok. Bu yeşil alan üzerinde olmalı. Hesaplamak istediğimiz şey B'ye gelen su, B'ye gelen bölü tümü. Yani tüm suyun kaçta kaçı B'ye geliyor. Şimdi biz eğer B'ye gelen suyu hesaplayacaksak burada tekrarlı permütasyon uygulamalıyız. Çünkü bizim suyumuz bir rota çizecek A'dan B'ye doğru. En basit rotayı çizersek şöyle olur. Şöyle 1, 2, 3, 4 kez. Şöyle sola doğru gidebilir. Sola doğru gidenlere bir isim verelim. Şöyle L diyelim mesela. Solun L'si. L'ler sola doğru gidiyor. Şimdi sağa doğru gidenlere de bir isim verelim. İki kez de sağa gitmeli şöyle. B'ye ulaşmasını istiyorsak. Bunlara da bir isim verelim. Bunlar da şöyle yumuşak L olsun. Şu şekilde. Bizim basit bir tane rotamız, yani A'dan çıkıp B'ye ulaşan rotamız şöyle oluyor. Sol, 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 4 kez sola, sonra 2 kez de sağa. Şu şekilde. 2 kez de sağa gitmeli. Biz eğer bunların yerlerini değiştirirsek, her bir farklı diziliminde farklı bir rota çizmiş oluruz. Mesela şöyle yapsak. Bir tane sol, sonra bir tane sağ, yani 2 tane G, 4 tane L kullanacağız. Sonra 2 tane sağ, hadi 3 tane olsun, 3 tane sağ, bir tane de sol. Yerlerini değiştirmiş oldum. Her bir yer değişikliği farklı bir rota ortaya çıkaracak. Bu rota bir kez sola, bir kez sağ, 1, 2, 3 kez sola, bir kez sağ. Yine A'dan B noktasına ulaşmış oldum. Bu rotaların sayısı bize A'dan B'ye ne kadar su geldiğini verecek. Şimdi bunu hesaplarsak tekrarlı permütasyon uygulamalıyız. Burada 4 tane L, 2 tane de yumuşak G var. Toplam 6 tane oldukları için 6 faktöriyel bölü 4 tane L olduğu için 4 faktöriyel, 2 tane yumuşak G olduğu için 2 faktöriyel olur. Böyle tüm suyun kaçta kaçının buraya ulaştığını bulacağız. Şimdi başlangıçta bizim suyumuz şu düğümde 2'ye ayrılıyor. Yani bu noktaya gelince yarılanmış oluyor. 2'ye bölüyoruz. Şu noktaya gelince, yani bu ikinci düğüme gelince aslında 4'e bölünmüş oluyor. Yani 1, 2, 3, 4'e bölünmüş oluyor. Şu düğüme gelince 1, 2, 3, 4, 5, 6 tekrar 2'ye bölünmüş oluyor. Her bir düğümde 2'ye bölünüyor. Bu işlem 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez gerçekleşiyor. Yani 6 kez 2'ye bölünmüş oluyor. 6 defa yarılanmış oluyor. Yani başlangıçtaki su burada 6 kez 2'ye bölündüğü için 2 üzeri 6'ya bölünmüş oluyor. Tüm suyu 2 üzeri 6 gibi düşünebiliriz. Şimdi işlemimizi yaparsak 6 faktöriyel 6, 5, 4 faktöriyel 4 faktöriyel yanında 2 faktöriyel var 2 yapar. 2 üzeri 6 64 olur. Şuradaki 4 faktöriyelleri sadeleştiriyorum. 2'ye böleriz 1, 2'ye böleriz 3. Burası da 3 kere 5, 15. Faydası da 64. Yani 64'te 15'i gelir B noktasına.